Rumya dair masalalar geçiyorlar. Ben şu bu sorulardan ikisini bilgen halde başkalarının tapışını örgenemiz. Ben bir de A, D, B, D, 2, H, X, Y, Alfa, S. Bir de A, Romney tomonu. D, B, D, 2, Romney diagonalları. H, Romney balandligi. X ve Y'ler Romney balandligi çürülgen. S3'ten bu Romney tomonunu iki de kesmeye ajratı yaptı. Birini X'den belgiledik, ikincisini Y bilan belgiledik. S, Romney'in yüzü. Alfa, A burçak. Ana bu Romney A burçagi alfa bilan belgilendi. Yani şunlardan iki tası berilgen bolsa, kalgelerini kandaya kadar topağımız. Şunlarını körüp çıkağımız. Dastlab biz Romney burçakları doğrusu da biraz mülahazalar yürütüp çıkağımız. Eğer Romney bir hafta burçagi berilgen bolsa, o halda Romney'in tomonlari, diagonallari, balandligi, hosil qilgan burchaklarni biz topishimiz mumkin. Mana masalan, A burchagi berilgan bo'lsin. U holda Romning B burchagini mana bu formuladan topamiz. Beta teng 180 gradus minus alfa. B burchagini. Yana Romning diagonalini o'tkazaylik. Diagonal Romney burçagını teng 2'ye bölüldü. Yani Romney diagonalı Romney burçagının bisektrisası diye atadı. Ben onu yarımı, bana alfa taksım 2. Her ikilası alfa taksım 2'ye teng, bana bittasını topadırken basıyor. Bu alfa taksım 2 bölüldü. Yani ikinci diagonalını hem ötküzeylik. İkinci diagonalı hem B ve S burçaklarını teng 2'ye bölüldü. Ha, hazır şu burçayını görüyoruz. Bana beta taksım 2 buladı. B burçayı beta getin. Onun yarımı beta taksım 2 buladı. Şimdi balandaki ötküzeydik. Balandaki ötküzdik. Şimdi balandik ve toman arasındaki burçayını görüyoruz. Gamma. Gamma burçayını biz 90 gradus minus alfa formülüyle tapışımız mümkün. Bunu bana burada görüşümüz mümkün. Diagonalını hazırsa oturamız. Burçayını hem oturamız. A burçak. A burçak alfa getin. Bana bu 90 gradı, doğru burçak ile 3 burçak eden biz gamma'nı tapışımız mümkün. Gamma teyin 90 gradus minus alfa. Ve nihayet balandlik ve ikinci diagonal arasındaki burçayını tapamız. Yani gamma problem belgilengen bu burçak. Gamma var. 90 gradus minus beta taksim 2 formülünü topluyorsun mümkün. Şunu da yukarıda aytilgan kesmelerden, yani üç burçakın tomonlari, diagonalları ve balandigi şu kesmelerden ihtiyari iki tası arasındaki burçakını biz toparlarken biz. Eğer Romney'in barda burçakı berilgen bolsa. Şimdi kesmelerden kesmelerden ya ki mana şu sallardan bir iki tası berilgen bolsa, onda qolganlarini qanday qilib topamiz. Şu doğrusu da mulohaza yuritamiz. Mana bizga birinchi masalada, masalan A teng 5 ga, diagonali, bitta diagonali D1 8 ga teng. İkinci diagonalini balandligini, X, Y kesmalarini, alfa burchagini, Romning yuzini qanday topamiz? Mana hozir shuni topish yo'lini ko'rib chiqamiz. Topish rejasini, topish yo'lini ko'rib chiqamiz. Mana masalan ikinci diagonalini, bitta diagonali berilgan. İkinci diagonalini topish uchun biz mana bu üç burchakni qarashimiz mumkin. Rangli qilib ko'rsatilgan. Mana A Romney tomoni berilgan. Va bizning holda 5 ga teng. Diagonalini yarmi. Bu to'g'ri burchakli üç burchak bo'ladi. Katetlari D2 taksim 2 va D1 taksim 2. Ya'ni diagonallarining yarmi bo'ladi. A Romney tomoni bu üç burchak uchun hipotenuza rolini o'ynaydi. Biz Pifagor teoremasini yozishimiz mumkin. Bu üç burchak uchun mana bir birinchi tenglikni hosil qilamiz. Buni 4 ga ko'paytirib, mana bu ikkinchi tenglikni hosil qilamiz. Bu yerda mana bu ikkinchi tenglikni eslab qolish yetarli. Masalan, juda ko'p uchraydi masalalar yechishda. Shu formula yordamida biz ikkinchi diagonalni topishimiz mumkin. Umuman olganda diagonallari va tomondan
ikkitasi berilgan bo'lsa, biz uchinchisini shu formula yordamida topa olamiz. Endi balandligini qanday topamiz? Mana balandligini. Buning uchun romning yuzini ikki xil formula bilan topamiz. Birinchisi s teng ah, ikkinchisi s teng 1 taqsim 2 d1 d2. Bularni ikkalasini bir-biriga tenglab, mana yuqoridagi mana bu tenglikni hosil qildik. Bu yerdan biz h'ni topishimiz mumkin. Chunki a berilgan, d1 berilgan, d2 ni yuqorida topdik. Endi bundan h'ni topishimiz mumkin. So'ng biz x va y kesimlarini topishimiz mumkin mana. Balandlik o'tkazilgan, balandlik romning asosini ikkita kesimlarga ajratyapti. X va y bilan belgilangan ular x va y kesimlarini topishimiz mumkin. Masalan x ni mana bu ranglik uchburchakdan topishimiz mumkin. Bu to'g'ri burchakdagi uchburchak. Gipotenuzasi a'ga teng, katetlari x va h'ga teng. Mana Pifagor teoremasi yordamida mana bu birinchi tenglikni yozishimiz mumkin. Bundan biz h'ni topamiz. So'ng bundan biz x ni topamiz. H'ni yuqorida topdik, bundan biz x ni topamiz. X topilgandan keyin y ni topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. X qo'shi y a ga teng. Ya'ni x ga y ni qo'shsak romning tomoniga teng. Bundan y ni topamiz. Keyin romning burchagini topishga o'tishimiz mumkin. Masalan, sinus alfa teng h taqsim a. Qarshi katetni gipotenuzaga nisbati. Yoki bo'lmasam romning yuzini formulasidan romning yuzini ikki xil formula bilan topib, masalan a kvadrat sinus alfa, ikkinchisi 1 taqsim 2 d1 d2. Bu yerdan biz sinus alfani topishimiz mumkin bu formuladan. Va nihoyat s uchun bizda 3 ta imkoniyat bor. Mana s uchun bu yerda boshqa imkoniyatlar ham bor. Bu yerda 3 tasini sanab o'tamiz. Asos bilan balandlik ko'paytmasi yoki bo'lmasam a kvadrat sinus alfa yoki 1 taqsim 2 d1 ko'paytiruv d2. Ya'ni diagonallar ko'paytmasini yarmi. Bu formuladan foydalanishimiz mumkin. Navbatdagi masala. Endi romning tomoni va balandligi berilgan. X, y, d1, d2, alfa, s larni topishimiz kerak. Bu yerda biz birinchi x va y larni topishimiz mumkin. Buning uchun mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Bizda a tomon berilgan, h berilgan. Bu to'g'ri burchakli uchburchakdan biz x ni topsak bo'ladi. Buning uchun Pifagor teoremasidan foydalanamiz. X topilgandan keyin y ni mana bu tenglikdan topamiz. X qo'shi y teng a. So'ng biz burchakni topish uchun mana bu tengliklardan birortasidan foydalanishimiz mumkin. Masalan, cosinus alfa yon katetni gipotenuzaga nisbati yoki sinus alfa qarshi katet h qarshi katet bo'lyapti, uni gipotenuzaga nisbati a ga nisbati. Mana shu to'g'ri burchakli uchburchakdan biz sinus alfa cosinus alfani, keyin esa alfani o'zini topishimiz mumkin. Biz bittasini topishimiz yetarli, masalan sinusni o'zini topishimiz yetarli. Undan biz alfani topamiz. So'ng d2 diagonalini, ikkinchi diagonalni topish uchun biz mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Uning ikkita kateti y bilan h. H berilgan, y ni yuqorida topdik. Pifagor teoremasini qo'llab, d2 bu yerda gipotenuz rolini o'ynayapti. Pifagor teoremasini qo'llab biz bu yerdan d2 ni, d2 diagonalini topa olamiz. Shundan so'ng biz birinchi diagonalni topishimiz mumkin. Buning uchun mana bu formuladan foydalanamiz. D1 kvadrat qo'shi d2 kvadrat teng 4a kvadrat formuladan foydalanamiz. Va nihoyat biz romning yuzini mana bu formulalardan birortasidan topib qo'yamiz. Agar romning tomoni va mana bitta burchagi berilgan bo'lsin, u holda qolganlarini qanday topamiz? Dastlab bu yerda x, y larni topishdan boshlaylik. Buning uchun mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. A berilgan, bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun a gipotenuza rolini o'ynayapti. X katet rolini o'ynayapti. Bu yerda alfa o'tkir burchak. Biz x teng cosinus a ko'paytiruv cosinus alfadan foydalanamiz.
Mana bu formuladan faydalanıp biz x'ni topishimiz mümkün. Çünkü a bilan alfa berilgan. Ha shundan so'ng biz y'ni topishimiz mümkün. X qo'shib y teng a tenglikdan faydalanamiz. Va masalalarni xilma-xil yo'llar bilan yechish mümkün. Yechish yo'llari ham juda ham ko'p. Bu yerda biz birortasini keltiryapmiz. Masalan, bitta yechish yo'lini keltiryapmiz. Shundan so'ng biz balandlikni topa olamiz. H teng a ko'paytiruv sinus alfa. Keyin diagonalni topamiz. Mana diagonalni ikkinchi diagonalni mana bu to'g'ri burchakli uch burchakdan topishimiz ham mumkin yoki ikkinchi yo'li biz kosinuslar teoremasidan foydalanib ham topishimiz mumkin. Mana chap tomondagi uch burchakni qaraydigan bo'lsak, ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan. Chunki rulning hamma tomonlari teng, hamma tomonlari a ga teng. Bitta tomoni a bo'lsa, hamma tomoni ham a ga teng bo'ladi. Mana diagonalni, ikkinchi diagonalni mana kosinuslar teoremasi yordamida topishimiz mumkin. Bu formuladan d2 teng mana bu formula kelib chiqadi. Mana d2 ga biz ikkita yo'l ko'rsatdik. So'ng d1 ni topishimiz mumkin. D1 diagonalni mana bu formuladan topa olamiz. D2 ni topdik, a berilgan, d1 ni mana bu formuladan topsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana boshqa bir yo'l keltiramiz d1 ni topish uchun. Mana bu to'g'ri burchakli uch burchakdan topishimiz mumkin. Tomonlari, katetlari d1 taqsim 2, ikkinchi kateti d2 taqsim 2, mana o'tkir burchagi alfa taqsim 2. O'tkir burchak tangens alfa taqsim 2 qarshi katetni yon katetga nisbati. Ya'ni d2 taqsim 2 bo'lib d1 taqsim 2. Ha bularni 1 taqsim 2 ga 2 ga ko'paytirib olsak, surat mahrajini d2 taqsim d1 hosil bo'ladi. Demak, mana shu formuladan biz d1 ni topishimiz mumkin. İkinci yolunu keltirdik. Va nihoyat S'ni mana bu 3 ta formuladan birortasi bilan topib qo'yamiz. Va navbatdagi masala mana a bilan ya'ni rulning tomoni berilgan va rulning yuzi berilgan. Qolgan parametrlarni toping, qolganlarini toping. Kesmalarini va burchagini toping. Va buning uchun biz mana bu formuladan foydalanamiz. Masalan, birinchi formuladan S teng AH formuladan foydalanib, biz H'ni topa olamiz. Ya'ni rulning balandligini topa olamiz. Chunki S yuza berilgan, A tomon berilgan, tenglikka qo'ysak, H kelib chiqadi. Burchagini chi? Burchagini keyingi formuladan topa olamiz. Mana S berilgan, tomon berilgan, yerdan sinus alfani topamiz, keyin alfani o'zini topamiz. Undan keyin mana yuqorida tomon va balandlik berilgan holni ko'rib chiqdik. Bu holda nima ish qilingan bo'lsa, xuddi shunday davom ettirishimiz mumkin. Va nihoyat mana bu holni qaraymiz. Ikkita diagonali berilgan bo'lsin. Bu holda qolganlarini qanday qilib topamiz? Birinchi navbatda tomonni topishimiz mumkin. Mana tenglik yordamida biz tomonni topa olamiz. Chunki ikkita diagonal berilgan. Ha, so'ng tomon bilan bitta diagonal berilgan holni yuqorida ko'rib chiqdik. Shu holda a va d1 berilgan holdagi kabi davom ettiramiz.